Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tek video ile karşınızdayım. Deniz'in başlatmış olduğu ve Zeynep Akdemir beni de etkilemiş olduğu ruj balonumsu tek videosuna ben de katılıyorum. Hemen sorulara geçiyorum. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Ve ilk soru, favori lip balmı nedir? Benim favori lip balmım 2 hafta önce kaybettiğim ve buralarda maalesef bulamadığım Blistex lip balmı. Gerçekten çok güzel bir ürün, hayatımın lip balmı diyebilirim. Videolarımda onu zaten görmüşsünüzdür. Tatlı naneli tadı var. Nemlendirme özelliği harika. Kuru ve çatlayan dudakları çok hızlı bir şekilde iyi hale getiriyor. Artık onun yerine başka bir iyi lip balmı bulmam lazım. Ama son 2 hafta şu ikisini kullanıyorum. Meşhur olan Baby Lips. Renksiz dudak nemlendirici ve Nivea'nın renkli dudak nemlendirici. Şöyle bir rengi var. Fena değiller aslında ama benim için nemlendirme özelliği yeterli değil maalesef. İkinci soru, en çok göze çarpan kırmızı rujun hangisi? Aslında ben kırmızı rujları sevmiyorum. Kendimi de fazla yakıştıramıyorum ama başkaları da çok beğeniyorum. Bu yüzden benim sadece bir tane kırmızı rujum var. Essence'ın 14 numaralı kırmızı mat ruju. Uygun fiyatlı, gayet kalıcı bir ruj. Sürmesi de kolay ama tabii ki diğer mat rujları gibi dudaklarını biraz kurutuyor. Bir sonraki soru. En iyi, pahalı ve uygun marka rujları hangileri? Hiç düşünmeden uygun marka ruju olarak Wet n Wild'ın ruju seçiyorum. Formülasyonu çok iyi. Açık mor pembe bir renginde diyebilirim. Çok kolay sürülüyor. Dudaklarda gerçekten çok hoş görünüyor. Mat olduğuna rağmen dudaklarını fazla kurutmuyor. Lip balmı üzerine sürerseniz hiç bu sorunu yaşamazsınız. Çok seviyorum bu ruju, favorilerimden diyebilirim. En çok sevdiğim pahalı ruja gelirsek, o da birkaç gün önce aldığım ve aşık olduğum Bourjois'un Velvet seriden bir ruj. Aslında çok da pahalı bir ruj değil bu arada. Yapısı, kalıcılığı, dudaklarda duruşu harika. Böyle enteresan, sanki dudaklarınızda gerçekten kadife varmış gibi hissini veriyor. Rengin güzelliği zaten ayrı bir konu. Bu serinin 6 farklı rengi var. Pembe, kırmızı, nude. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Şiddetle öneriyorum. Bir sonraki soru. En çok sevdiğin MAC rujun hangisi? Şu an şaşıracaksınız ama MAC rujum yok. Ve benim buralarda satılmıyor maalesef. Yani ne kadar çok istersem de alamıyorum maalesef. Ama onun yerine size başka sevdiğim ruju göstereceğim. Maybelline'in Color Sensational seriden Intense Pink renginde bir ruj. Kremsi yapıda çok güzel bir ruj. Ayrıca dudaklarınızı nemlendiriyor. Ben bu ruju çok seviyorum. Günlük kullanımı için ideal bence. Bir sonraki soru. En çok hayal kırıklığına uğradığın ruj hangisi? En çok hayal kırıklığına uğradığım ruj Revlon'un ruju. Böyle şeffaf turuncu rengini veriyor ve bu rengini kendime hiç yakıştıramadım. Bir sonraki soru, dudak kalemi evet mi hayır mı? Dediğim gibi ben kendime koyu kırmızı rujları yakıştıramıyorum. Ve günlük hayatımda daha çok doğal rujları kullanıyorum. Bu yüzden dudak kalemleri tercih etmiyorum. Ama bazen akşamları daha koyu rujları seçtiğimde dudak kalemleri kullanıyorum. Ve bir sonraki soru, en çok sevdiğin lip gloss'u hangisi? Ben lip gloss bir insan değilim. Lip gloss'ları sevmiyorum. Çünkü parlak dudakları kendime yakıştıramıyorum. Aslında ben lip gloss'ları seven bir insan değilim. Çünkü parlak dudakları kendime yakıştıramıyorum. Ama bir tane sevdiğim lip gloss'um var. O da Benefit'in Sugar Bomb lip gloss'u. Renk vermeyen bir lip gloss'tur.
sadece parlaklık veriyor. Günlük kullanımı için çok iyi bir seçim. Veya smokey eye makyajla uyumlu olacak bence. Ve son soru ise, paylaşmak istediğin ekstra bir şey var mı? Var. Mağazada ruj seçtiğinizde tabii ki onu dudaklarınıza süremezsiniz. Çünkü herkes bu ruju eline sürüyor, swatch yapıyor. Bu yüzden yanlış bir renk seçmemek için ben size parmağının tam ucuna swatch yapmanızı öneriyorum. Çünkü elinizin ve dudaklarınızın renkleri çok farklı. Ama parmağınızın ucunun rengi dudak rengi ile biraz benziyorlar. Bu yüzden şu kısımlara ruju sürerken rujun verdiği rengini anlayacaksınız. Evet, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Zeynep'e çok teşekkür ediyorum beni etiketlediği için. Dayanamıyor artık. Benim de etiketlemek istediğim kızlar var. Republic of Beauty Zehra, Bayan Nutella Asena ve Gökçe Slav Gökçe. Kızlar, sizden videoları merakla bekliyorum. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.